Woman TV ekranlarında yine birlikteyiz. Ben İlksen Efe. Geçen hafta Trakya'daydık. Trakya'dan ayrılamadık. Bu sefer doğa ve deniz tutkunlarının vazgeçilmez iki adresi olan İğneada ve Kıyıköy'de olacağız. Şu anda halk arasında Fransız Feneri olarak da bilinen İğneada Deniz Feneri'nin önündeyim. Burası İğneada'nın sembolü. Yine dop dolu, keyifli bir program bizi bekliyor. Hadi başlayalım. Bu hafta Balkanlara sınır olan iki güzel adresteyiz. Doğal güzellikleri ve muhteşem deniziyle önce İğneada, sonra Kıyıköy'deyiz. İlk olarak Kuş Gözlem Kulesi'nden bir tabiat harikası olan Longoz Ormanları'nı ekrana getiriyoruz. Tarihe tanıklık etmiş Fener'den sonra çok güzel bir glamping alanını birlikte geziyoruz. İğneada'ya özgü olan yoğurdu tadıp harika bir balık sofrası ile İğneada'ya veda edip Kıyıköy'e doğru yol alıyoruz. Burası İstanbul Ava değil, Kıyıköy desek inanır mısınız? İşte dere kenarında kahvaltı soframız. Dünyanın ilk örneklerinden olan Taşoyma Manastırı, Kıyıköy'ün en önemli tarihi yapılarından ve çok ilginizi çekecek. Bu hafta mis gibi lavanta kokuları ile lavanta bahçesinden sizlere veda ediyoruz. Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı bir sahil beldesi olan ve Trakya'nın Karadeniz sahilinde konumlanan İğneada, 22 kilometrelik sahiliyle ve zengin bir ekosisteme sahip Longoz ormanlarıyla hem deniz severler hem de doğa tutkunları için vazgeçilmez bir adres. Daha önce Roma İmparatorluğu'na ait olduğu bilinen İğneada, İstanbul'un fethinden bir yıl önce 1452 yılında Osmanlı topraklarına alınmış. Denizi, gölleri, Longoz ormanları, tarihi ve kültürüyle İğneada bir cazibe merkezi olmaya devam ediyor ve coğrafi yalıtılmışlığı sayesinde önemli bir doğal alana ev sahipliği yapıyor. İğneada'ya oldukça yakın, Vize ilçesine bağlı ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Kıyıköy şirin mi şirin bir sahil kasabası. Yine Karadeniz kıyısında olan bu güzel kasabanın etrafı ormanlarla çevrili. Pabuçdere ve Kazandere dereleri tam ortasından geçip Karadeniz'e dökülmekte. Kıyıköy, Karyalılar tarafından kurulmuş. Tarihi varlıkları, doğal güzellikleri, denizi, kumsalları ve bozulmamış doğasıyla Kıyıköy ziyaretçilerine her zaman çeşitli güzellikler sunuyor. İğneada Longoz Ormanları Milli Parkı, ülkemizde doğal karakterini günümüze kadar taşımış nadir korunan alanlardan. Oldukça zengin bir ekosisteme ve biyoçeşitliliğe sahip. Ayrıca en iyi kamp alanlarından. Longoz Ormanları Milli Parkı sınırları içerisinde yer alan Mert Gölü'nde Kuş Gözlem Kulesi'ndeyim. Mert Gölü, kano turlarının yapıldığı, kampların ve doğa yürüyüşlerinin yapıldığı sayısız canlı çeşitliliğine sahip özel bir lagün. Bu kule de doğa severler ve doğa gözlemcileri için çok önemli. Çünkü İğneada su kuşlarının, yırtıcı kuşların ve özellikle leyleklerin göç yolu üzerinde. Yukarıdaki muhteşem görüntüyü izledikten sonra kuleden indik ve çok hoş bir görüntüyle karşı karşıya kaldık. Genelde biz bu noktalarda yöresel ürünleri görüyoruz ama kitap standı ile birlikte gördük şu anda. Efendim selamlar, merhabalar. Selam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi tanıyalım. Adım Talip Girgin. Buralıyım, İğneadalıyım. İğneadalısınız. Biz de İğneada'ya yeni geldik. Şimdi tanımaya başlıyoruz. Çok özel bir noktadasınız. Yöresel ürünleriniz var ama hemen kitaplar dikkatimizi çekti. Burada kitap standı nereden aklınıza geldi? Kitap şöyle, benim kızım editörlük yapıyor. Evin her tarafı kitap olduğu için ben de kendisinden onları elemesini söyledim. O eliyor, ben de burada onların indirimli vaziyette satıyorum. Çok da güzel olmuş. Doğanın içinde kitaplar. İğneadalısınız. Evet, İğneadalıyım. Bal üretimi yapıyorum burada. Hem kendi ürünlerimi satıyorum, hem kitap satıyorum. Dolayısıyla bir de dışarıdan gelen sahte balları, otokontrolünü yapıyorum. Aynı zamanda
Kırklareli Arıcılar Birliği'nde üst delegeyim. Buranın balı meşhur değil mi? Yani gelen izleyicilerimiz mutlaka ballardan alsınlar. Longoz balı meşhurdur. İğnalı Longoz, Demirköy. Yani Kırklareli'ne özel bir bölge olduğu için izole edilmiş bölge. Kendi üretimimiz ve gönül rahatlığıyla insanlar tüketebilirler. Antioksidan değerleri yüksek ürünlerimiz. Hemen de şöyle göstereyim sevgili izleyenler. Geldiğinizde. Zaten bal olmazsa olmaz. Yani mutlaka tüketmemiz gereken ürünlerden. Siz peki her gün burada mısınız? Hayır, hafta sonları geliyorum ben. Hafta sonları buradasınız. Biz de sizi yakaladık. Ne mutlu bize. Evet, ben hafta sonları yaklaşık burada yani 100 kişiye gönüllü danışmanlık yapıyorum aynı zamanda. Ne kadar güzel. Tebrik ediyoruz. Rica ederim. Peki çok ziyaretçi geliyor mu Kuş Gözlem Kulesi'ne? Şöyle söyleyeyim. Normal zamanlarda yani 100-200 arasında ara sıra geliyor buraya. Bunların çoğu yani Kuş Gözlem Kulesi olduğu için gelmiyor aslında. Yani etkinlik arıyorlar ve burada işte doğayı seyretmeye geliyorlar. Tabii kuş meraklıları tam tesisatlı gelip dürbünleriyle oturup saatlerce izleyebiliyorlar. Yukarıda siz, evet daha önce sohbet ettik sizinle. Yukarıda uzun süre saatlerce bekliyorlar doğa gözlemcileri dediniz. Çünkü bazı özel nesli tükenen kuşları gözlemlemek için geldiklerinde uzun vakit geçiriyorlar, kalıyorlar dediniz hatta. Onlar tabii ki kuşların hangi saatlerde çıkacaklarını bildikleri için, mesela sazların içinde balaban da vardır burada ki nesli tükenmekte olan bir hayvan, onu da görmek mucize olur. Yani sazların içerisinde çok ağır gezip, yavaş gezip ürkütmeden görebilirsiniz. Teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir yerdesiniz. Kitabınızı okuyordunuz yanınıza yaklaşmadan önce. Size keyifli okumalar diliyoruz. Kolay gelsin. Sağ olun. İğneada Deniz Feneri'ne giderken Fener'e ev sahipliği yapan Limanköy'den geçiyoruz. Çok güzel bir köy meydanı karşılıyor bizi. Limanköy yaklaşık 120 yıl önce Romanya'dan göçen Türkler tarafından kurulmuş. İğneada Deniz Feneri, İğneada'nın en simge yapısı ve en tarihi yapısı, 1866 yılında Fransızlara yaptırıldığı için Fransız Feneri olarak da biliniyor. Bu fenerin şöyle bir hikayesi var. 5 yaşındaki Selvet, Bulgaristan'a sınır çizen Rezve Deresi'nin kenarındaki Beğendik Köyü'ne Bulgaristan'dan ailesiyle birlikte gelir yerleşir. Daha sonra İğneada'ya gelin gelir. İğneada'ya gelin geldiği zaman feneri kayınpederi çalıştırıyordur. Kayınpederi vefat edince kocasıyla birlikte feneri çalıştırmaya başlarlar. Dolayısıyla bu fener Selvet Nene'nin Fransız feneri olarak da biliniyor. Demirköy Dökümhanesi'ndeyiz sevgili izleyenler. Fatih Dökümhanesi olarak da biliniyor burası. İğneada'ya 29 kilometre uzaklıkta. Burası Osmanlı'nın ilk savaş endüstrisi merkezi. Çünkü İstanbul'un fethinde kullanılan top ve gülleler burada yapılmış. Burada 2001 yılından 2015 yılına kadar arkeolojik kazı çalışmaları devam etmiş ve tarihe ışık tutacak birçok buluntu elde edilmiş. Dökümhanenin hemen yanında çok güzel bir mekandayız. Yanımda Sırrı Bey var. Yaz günü ocak başındayız ama biraz sonra burada közde kahvelerimiz yapılacak. Sırrı Bey, sizi tanıyalım. Ben Demirköy Dernek Başkanı Sırrı Dayan. Dökümhanenin gönüllü bekçisi, güvenlikçi, rehberiyim diyelim. Ne kadar güzel. Buranın gönüllüsünüz, buranın rehberisiniz. Peki burası çok önemli bir yermiş Osmanlı için. Osmanlı'nın ilk savaş endüstrisi merkeziymiş. İlk savaş sanayi burası. Onun için önemli. Burası o kadar önemli bir tesis ki askeri birlik koruyor. Kalesi var, burcu var. Şu görmüş olduğumuz alanlar sosyal tesisler. Az önce gördüğünüz alt tarafta üretim alanı.
Burada peki 2001 yılından 2015 yılına kadar arkeolojik kazı çalışmaları Mimar Sinan Üniversitesi önderliğinde sanırım sürmüş. Sürdü. Önce 18 Mart, sonra Boğaziçi, en sonunda Mimar Sinan Üniversitesi tamamladı. Yalnız bu kazı bitti. Yeni restorasyon projesi var. Onun için bütçe bekliyoruz. Çok güzel. Ne zaman başlayacağına dair bir bilginiz var mı? Kuruldan geçti. Dediğim gibi ne zaman bütçe ayrılırsa o zaman başlayacak. Kazılarda da önemli eserler de bulundu sanırım. Tarihe ışık. Bir kısmı onların bende. Mesela burada görmüş olduğunuz caminin altını müze yapmaya çalışıyoruz. İnsanlar geldiğinde topun nasıl üretildiğini, neler olduğunu görecekler yani. Şu anda müze oluşturulmuş değil ama değil mi? Yani şu ana kadar öyle bir oluşum olmamış. Olmadı. Yalnız burası projesinde müze olarak geçiyor. Kaymakamlıkta Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne kirasını ödüyor. Ama yazışmalar devam ediyor. Çok güzel. Dilerim başarıyla sonuçlanır. Çünkü tam müze olması gereken bir yerde. İnşallah. Evet, evet. Tahmin ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Size de kolaylıklar diliyoruz. Çok önemli, mühim bir iş yapıyorsunuz. Teşekkürler. İğneada'ya geldiğinizde tatmanız gereken lezzetlerin başında manda yoğurdu geliyor. Buraya geldiğinizde mutlaka balık ya da köfte yiyeceksiniz. Köftenin yanında en çok tercih edilen manda yoğurdu. Ben tek başına tadacağım ama önce size bir şey yapacağım. Sakın korkmayın, hiçbir şey olmuyor. Gördüğünüz gibi tamamen manda yoğurdunun kalitesini gösteriyor. Ben şimdi tadacağım izninizle. Gerçekten buraya geldiğinizde tatmadan gitmeyin. İğneada gezimiz devam ediyor. Yeşillikler arasında çok özel bir yerdeyiz. Bakalım içeride bizi neler bekliyor. Sevgili izleyenler, mis gibi orman havasının içinde bu güzel yaşam alanını Gökşen Hanım'la birlikte gezeceğiz ve tanıyacağız. Gökşen Hanım, önce sizi kısaca tanıyalım. Tabii, ismim Gökşen Işık, tesisin ön büro sorumlusuyum. Çok güzel bir yerdesiniz. Ben şu anda kendimi çok şanslı ve mutlu hissediyorum. Süper, o zaman hadi birlikte gezelim. Hadi gezelim. Şimdi tesisimiz için küçük bir bilgilendirme sağlayayım. Tesisimiz 110 dönüm arazi içerisinde. Hemen sağ tarafımızda görmüş olduğunuz alan bizim kasaba bölümümüz. Sincap çadırlarımızın toplamda 64 adeti mevcut. Kaplumbağalardan 40 adet, plus çadırlarımızdan da 21 adetimiz bulunuyor. Gökşen Hanım, çok eğlenceli bir yerden geçiyoruz. Ziyaretçileriniz de şu anda aktivite halindeler. Neresi burası? Evet, burası bizim macera parkımız. Bu parkın içerisinde 3 etap, toplamda 35 oyun bulunuyor. İsterseniz birlikte bakalım. Merak ettim ben de. Tamamdır, buyurun. Özel kıyafetler gerekir herhalde burası için, değil mi? Şöyle söyleyeyim, bu alanda toplamda 3 etabımız, 35 oyunumuz bulunuyor. Her oyun zipline bitişlerle gerçekleşiyor. Kolay, orta, zor şeklinde parkurlarımız mevcut. Şu an sanırım kampınızda konaklayan misafirlerinize doğru yol alıyoruz, değil mi? Yanlış hatırlamadıysam şu anda da herhalde Sincap. Doğru. Şu an bariyerlerden geçtiğimiz gibi bizler konaklayan misafirlerimize kapılarımızı açmış oluyoruz. Ben burada konaklıyor olsaydım en mutlu olacağım alanlardan biri burasıydı. Fakat bu havuzunuz da özel. Kesinlikle. Türkiye'nin en büyük tuzdan arıtma havuzuna sahibiz. Tuzdan arıtma. Bunu bir sizden dinleyebilir miyim? Tabii. Havuzun temizliğinde herhangi bir kimyasal madde kullanılmıyor. Yalnız tuz ile arınma sağlanıyor. Yine çok güzel bir alana geldik. Hemen dikkatimi çekiyor. Burada su var. Sanırım orada ateş yakıyorsunuz. Evet, doğrudur. Aslında amblemini de sizler bir drone kaldırdığınızda en yukarıdan
bölgede görmüş olduğunuz renklerle birlikte her iyiliğin içerisinde bir kötülük, her kötülüğün içerisinde bir iyilik sembolünü de burada görüyor oluyorsunuz. Burası bizim sosyalleşme alanımız. Misafirlerimiz akşam saat 7.30 itibariyle bu alana gelip diğer misafirlerimizle sosyalleşebiliyorlar. Kasabanıza geldik. Evet, burası kasaba bölümümüz. Bu bölümümüzde kasabamızda kafemiz, doğal ürünlerimizin satıldığı alan, çocuklar için boyama alanımız. Atölyeleriniz var, dikkatimi çekti. Atölyeler kadın girişimciler için verilen alanlar. Burada kadın girişimcileri desteklemek ve bir nebze olsun onlara kendi paralarını kazanabilmeleri için bir yol açmak için. Çok güzel bir pastaneniz, kafeniz var. Muhteşem lezzetleriyle patiseryamız ve gerçekten çok güzel kahvelerimiz var. Muhakkak denemenizi tavsiye ederim. Orada birbirinden güzel ahşap ürünler var. Burası çok güzel. Ahşap ürünlere zaten ben bayılırım. Burası sanırım kadın girişimcilere fırsat yarattığınız bir yer. Evet, burası öyle. Seramikler olsun, ahşaplar olsun, bunları kadınlarımız yapıyor. Bizler de onlara bir nebze destek olabilmek için tezgahlarımıza koyup satışa açıyoruz. Bu kasabanızın en güzel bölümlerinden biri. Evet, yerinden lezzetlere hoş geldiniz. Bu alanda yörenin güzel, lezzetli ürünlerini satıyor oluyoruz. Buraya ait lezzetler. Kesinlikle. Yöreye ait olan tüm lezzetleri burada bulabiliyorsunuz. Gezdik gördüğün şimdi en lezzetli kısmındayız. İğneada'dayız. Bir adada hangi lezzet tadılır? Tabii ki balık. Bir balık da sanırım en güzel böyle bir ortamda tadılır. Yanımızda da çok genç bir arkadaşımız var. Emirhan Bey, Çingene Palamudu dediniz. Buranın meşhur balığı değil mi? Şu anda tercih edilen ve yenen balığımız. Evet, şu an taze olarak, günlük olarak çıkmakta İğneada'da. İleride Eylül aylarına doğru balık büyüyecek, yavrulama dönemine girecek Nisan ayında. Şu anda küçük hali, en lezzetli hali mi? Yok, yağlanınca balık biraz daha lezzetli olabiliyor. Peki hangi balıklarınız meşhur İğneada'da? Neler yiyor genelde ziyaretçileriniz? Tekir, mezgit, hamsi, palamut, lüfer, çinekop ve kalkan genellikle tüketiyorlar. Yeriniz de çok güzel bir yerde. Gerçekten bir balık herhalde bir akşam yemeği ancak böyle güzel bir yerde yenir. Biz İğneada'yı çok sevdik. Longoz ormanları, doğa severleri için, deniz, ayrıca deniz severleri için. Siz İğneadalı mısınız? Evet, ben buralıyım. Doğma büyüme. Yani İğneada'mız güzel bir yer. Saklı cennet diyebiliriz. Gerçekten tam bir saklı cennet. Peki buraya yabancı turistler geliyor mu? Yerli turist, yabancı turist oranı nedir? Genellikle buraya Rusya ve Ukrayna'dan gelen çok oluyor. Yerli turist daha düşük oluyor yani. Rus ve Ukraynalı turistleriniz daha fazla. İlginç bu da. Peki mezeleriniz neler balığımızın etrafını süsleyen? Soslu patlıcanımız var, yoğurtlu patlıcanımız var, havuç kalamamız var, semizotu var, atom var, acılı ezme var şu an. O zaman Emirhan Bey, ben de balığı soğutmayayım, hem de hava kararmadan şu manzarada balığımı yiyeyim. Çok teşekkür ediyorum. Afiyet olsun, iyi günler. İğneada'dan Kıyıköy'e geldik. Tabii İstanbul'dan izleyen izleyicilerimiz Ava'yı hatırlayacaklar. Ama biz Kıyıköy'de Aya Nikola Manastırı'nın hemen arkasında nehir kenarında çok güzel bir kahvaltı mekanındayız. Yanımda Uğurcan Bey var. Uğurcan Bey, önce sizi tanıyalım. Evet, öncelikle hoş geldiniz. Teşekkür ederiz, hoş bulduk. Şimdi biz sizin gibi saygıdeğer insanları burada ağırlamaktan gurur duyuyoruz. İsmim Uğurcan, soy ismim Alışkın. 4 seneden beri bu işletmenin sahibiyiz. Dere kenarındayız, Papuçlar isimde.
Onu soracaktım, hemen söylediniz. Pabuç Deresi mi bu dere? Evet, Pabuç Deresi. Burada hemen tarihi manastırımız var. Ayınikola Manastırı. Hemen onun dibindeyiz. Peki ne kadar uzunlukta? Yani nereye bağlanıyor? Ortalama 2 kilometre gidiyor. Bir ucu İski Barajı'na bağlanıyor, bir ucu da denize akıyor. Çok güzel. Biz İğneada'yı çok beğendik. Kıyı köyde bizi çok güzel bir ambiyansla karşıladı. Nehir kenarı zaten eşsiz bir tat. Bir tarafı denize bağlanıyor, bir tarafı diyorsunuz İski Barajı'na bağlanıyor. Evet, İstanbul'a barajına bağlanıyor, İski Barajı'na. Peki siz burada 4 senedir buradasınız. 4 senedir mi kıyı köyde yaşıyorsunuz? 4 seneden beri burada yaşıyoruz. 2018'de buraya geldik. 2018'den beri burada hizmeti vermeye devam ediyoruz. Keyfiniz yerinde, öyle görünüyor. Tesisiniz de çok güzel, kahvaltınız da müthiş. Ne tür aktiviteleriniz var ve nasıl hizmetleriniz var? Biraz tesisinizden bahseder misiniz? Tabii. Öncelikle biz burada restoran ve pansiyon olarak hizmet veriyoruz. 12 dönüm arazi üstündeyiz. 15 tane bungalov evlerimiz var, konaklamak amaçlı. Burada restoran, akşam oldu mu ızgara çeşitlerimiz falan mevcut. Sabah kahvaltımız mevcut. Aktivite olarak gördüğünüz gibi tekne turları, deniz bisikletlerimiz var. Ayrıca ATV turlarımız var burada. Bir de insanlara doğa yürüyüşü yapıyoruz. Bu şekilde aktivitelerimiz var. İnsanlar buraya geldiği zaman huzurlu ve mutlu oluyor. Çok güzel, çok kompleks bir hizmet sunuyorsunuz aslında. Hem konaklanabiliyor bungalov evlerinizde ki bu ortama çok yakışan bir konaklama biçimi. Hangi saatler arasında hizmet veriyor restoranınız ve kafe? Yani sabah 8'de açıyoruz. Gece saat 2'ye kadar hizmet veriyoruz restoranımızda. Konaklamada da ateş ocağımız var burada. Ateş başında, ateş havuzunda insanlar oturuyor. Yani sabaha kadar eğlenebiliyor. Ben bir de şeyi merak ettim. Ziyaretçileriniz ağırlıklı olarak nereden geliyorlar? Genellikle İstanbul bölgesinden çok gelen var. Çünkü İstanbul bölgesine yakın olduğumuz için burası Trakya bölgesinde kalan bir alan kıyıköy. Ama Karadeniz'e bağlantısı olan, yani deniz Karadeniz. İki noktanın birleştiği noktadayız. Peki geldiklerinde, ben de açılışı öyle yaptım. Ziyaretçiler geldiklerinde hemen bir İstanbul'dan geldiklerinde Ava diyorlar mı? Evet evet, aynen diyor, Ava'ya çok benziyor burası diyor. Ama daha bakir ve daha güzel diyorlar yani. Kıyı köy nasıl bir yer? Yani kıyı köyde hayat desem nasıl anlatırsınız? Burada bir işletmeci olarak ve 4 senedir burada yaşayan biri olarak. Evet. Yani kıyı köy şöyle ufak bir kasaba. Yani burada balıkçılık kasabası gibi düşünün. 2500 nüfusu vardır. Yani yazın tabii ki bu nüfus 20-25 bin ağırlıklı oluyor. Hatta çok yüklü geliyorlar. Bayramda da çok yüklü insanlar geldiği için biraz insanlar burada zor durumda da kalabiliyor açıkçası. Köy ufak olduğu için. Yani İğneada'ya bakarak aslında kıyı köy burada şu dereden dolayı, nehirden dolayı çok kazanıyor. İğneada'da böyle bir şey yok ve doğası, ortamından dolayı. Yani buraya geldiği zaman insanlar oksijenini bilen değişiyor. Alışın yani uyku saatleri bile değişiyor insanların. Doğru gerçekten. Yani oksijeni bol yerde hem deniz hem nehir ikisi bir arada bambaşka bir ortam. Yani şirin bir kasaba. Yani insanlar burada balık tutmak, olta çapacılık yapmaya çalışıyor. Yani baktığınız zaman gelen insanların da balık merakı olduğu zaman diyor ki iki olta atayım. Yani kafa dağıtıyor, geziyor, doğa yürüyüşleri yapıyorlar. Bu şekilde yani kıyı köy gerçekten güzel bir yer. Kahvaltınıza değinmeden bitirmeyelim çünkü çok güzel bir servis hazırladınız. Sanırım kendi ürünleriniz ve doğal ürünler. Doğal ürünlerimiz ve organik ürünlerimiz. Mesela yumurtaların hepsi, tavuklarımız var. Yani ufak bir çiftlik gibi bir yerimiz var. Oradan organik olarak geliyor. Geri kalan ürünlerimiz işte zeytinyağını Gemlik'ten getiriyoruz. Yani olabildiğince insanlara doğal ve organik yedirmeye çalışıyoruz. Bu şekilde ortalama 25 çeşit bir kahvaltımız var serpme kahvaltıda. Ellerinize sağlık, emeğinize sağlık. Öyle güzel hazırladınız ki nehrin kenarında da böyle bir kahvaltı büyük bir mutluluk. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Bulunan Ayanikola Manastırı kayalara oyulmak suretiyle yapılmış. Taş oyma manastırları örnekleri içerisinde dünyanın en eskilerinden biri ve en iyi örnekler arasında. Alt katında kilise, daha alt katta ise bir ayazması bulunuyor. Ayrıca keşişlerin dinlenme ve ihtiyaç giderme odaları da mevcut.
köyde dere kenarında iki genç üniversiteli girişimci arkadaşın hayata geçirdiği lavanta bahçesindeyiz. Ayrıca burası dere kenarında lavanta bahçesi olarak ender bulunan bir lavanta bahçesi. Biraz sonra kendilerini tanıyacağız. Genç arkadaşlarımızla birlikteyiz. Hemen sizi tanıyalım önce. Mehmet Melih Altan. Kırklareli Üniversitesi'ni 4 yıllık Uluslararası İlişkiler bölümü mezunuyum. Lavanta girişimcisiyim aynı zamanda. Yeni mi mezun oldunuz? Aynen, yeni mezun oldum. Sizi tanıyalım. Ben de Sencer Yavuz. Trakya Üniversitesi'nde ekonomi bölümü okuyorum. 4. sınıfa geçtim. Siz 4. sınıfsınız. Siz yeni mezun oldunuz. Peki bu güzel bahçenin hikayesini kimden başlayalım dinlemeye? Benden başlayabilirsiniz. Çünkü 3 sene önce yaklaşık biz bu fikri, yani lavanta yetiştiriciliği fikrine bayağı araştırmalar yapıp karar verdik. Ve Kıyıköy gibi bir yerde de bunun olmadığının farkına, bilincine vararak bu işe girişmeye başladık. Yani girişimciliğimizi şey yaptık. Bu lavanta yetiştiriciliği gerçekten de güzel bir şey. Hani mor, insanlara güzel gelen bir şey. Ve Kıyıköy'ün turizm açısından gelişmesi için çok önemli bir değer bence. Biz böyle. Hemen sormak istiyorum. İlk hanginizin aklına geldi lavanta? Size uzatıyorum. İlk arkadaşımın aklına geldi. Bana sundu. Buralarda dere kenarında bizim tarlamız vardı. Ben dedemle konuştum. İlk senesi alamadık. Ama ikinci senesi aldık. Şey yaptık. Kiraladık. Şu an güzel bir yer olma. Bahçenizi kiraladınız. Peki neden lavanta? Belki anlattınız biraz önce ama yine soruyorum. Çünkü Kıyıköy gibi bir yerde cidden böyle bir şey yok yani. Olmasını istediğimiz bir şey. Biz Kıyıköylüyüz. Doğma büyüme. Atadan dededen. 100 senedir yaklaşık buradayız yani. Göçmeniz aynı zamanda. Kıyıköy'ün hani gelişmesi lazım. Turizm açısından gerçekten biraz geride kaldık. Bunun için de yani çadır alanlarımız bizim çok ünlendi yani. Doğru, glamping ve kamp alanlarınız çok meşhur gerçekten. Aynen, o yüzden hani biz de onun gibi bir şey yapabilirdik. Ama dedik ki biz tekrar olmayalım, ilk olalım, ilkleri severiz. O yüzden lavanta işine başladık. Çok da güzel bir yer olmuş. Peki nasıl değerlendirmeyi düşünüyorsunuz lavantayı? Çünkü pek çok kullanım alanı var. Lavantanın yağını elde etmek istiyoruz ama ilk senesinde lavantanın yağını elde etmedik. Sabununu elde etmek istiyoruz. Aynı zamanda keselere koyup koku olarak müşterilerimize vermek istiyoruz. İlerleyen zamanda lavantayı çay olarak müşterilerimize sunmak istiyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Böyle sizin gibi genç girişimci arkadaşları tanımak gerçekten bizi çok mutlu ediyor. Son olarak duygularınızı alayım ben, ikinizin de. Biz çok heyecanlıyız ilk önce. Mutluyuz. Bu seneki aldığımız güzel yorumlardan, güzel iltifatlardan dolayı da çok mutluyuz. İleriki zaman için de çok heyecanlıyız. Bekliyoruz. Yapacaklarımız için sabırsızlanıyoruz. Sabırsızlıkla bekliyorsunuz. Sizin duygunuzu alayım son olarak. Ben buradan öncelikle Türk gençliğine seslenmek istiyorum. Hani cidden bazı şeyleri başarabilirsiniz. Hani tarım deyip geçmeyin yani. Tarım geleceğimiz bizim. Buna önem vermek zorundayız. Bizler de okuyoruz yoksa yani. Biz de yani boş insanlar değiliz, öyle diyelim. Ama toprakla, tarımla uğraşmak gerçekten bir ayrıcalık. Herkes yani bu toprağa, tarıma önem vermeli diye düşünüyorum. Çok güzel bir mesaj oldu. Gerçekten öyle. Çok teşekkür ediyoruz. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Biz de teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Bir programımızın daha sonuna geldik. Kıyıköy'de nehir kenarını o kadar çok sevdim ki kapanışı da buradan yapmak istedim. İstanbul'a yakın denizi ve doğayı tadabileceğiniz iki güzel adresteydik bu bölümde. Haftaya yeni yerleri gezmeye, görmeye ve ekranlara getirmeye devam edeceğiz. Woman TV ekranlarında buluşuncaya dek hoşça kalın.